10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 82 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 82 Meksika Dalgası Yönerge. Metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Meksika dalgası pazar günü ailemizle birlikte göl kenarına pikniğe gitmiştik. Göle attığım taş su dalgalarını meydana getirmişti. Acaba dalga hareketi nasıl meydana geliyordu? Merak ettiğim bu soru hakkında bir genel ağ adresinde araştırma yaptım. Dalga hareketi ile ilgili açılan sayfada aşağıdaki bilgiler karşıma çıktı. Durgun su yüzeyine bir taş atıldığında, merkezi taşın düştüğü yer olan ve giderek açılan iç içe halkalar oluştuğu gözlenir. BK. Görsel. Suya atılan taş, durgun su yüzeyinde bir çöküntü, bir şekil bozulması yaratır. Bu şekil bozulması, taşın değdiği yerden itibaren molekülden moleküle aktarılır. Böylece, olduğu yerde kalmayıp çevreye yayılan bir sarsıntı elde edilir. Oluşturulan bu sarsıntılar dalga hareketidir. Bu bilgilere ulaştıktan sonra, dalga hareketinde madde sürüklenmediğine göre yayılan neydi, sorusu kafamı kurcalıyordu. Hafta içi fizik dersinde öğretmenimize bu soruyu yönelttim. Öğretmenimiz bu durumu şu örnekle açıkladı. Futbol karşılaşması yapılan bir stadyumda seyirciler bazen tezahürat için sırayla oturup kalkarlar. Böylece bir uçtan bir uca yayılan hoş bir hareket gözlenir. İnsan kütlesi sanki dalgalanıyor gibi olur. Bu olaya Meksika dalgası adının verildiğini biliyorsunuz. Burada bir uçtan öbür uca yayılan şey insanlar değil, onların yaptığı oturup kalkma hareketidir. Her bir seyirci kendine sıra geldikçe kalkar oturur ama seyircilerin tribündeki yeri değişmez. Gergin bir yayın ucu sarsılırsa yay boyunca ilerleyen bir sarsıntı, şekil değişikliği elde edilir cevabını verdi. Fakat hala aklımı kurcalayan bazı sorular vardı. Acaba dalga hareketi her ortamda oluşur muydu? O gün annem evde yufka yapmak için hamur yoğuruyordu. Annem yumruğu ile hamurun ortasında bir çöküntü oluşturduğu halde bu çöküntü çevreye yayılmıyordu. Bu gözlemim de bana dalga hareketinin oluşumunda ortamın etkisini fark ettirmişti. 1. Öğretmenin, dalga hareketinde madde sürüklenmediğine göre yayılan neydi? Sorusuna verdiği cevaptan yararlanarak suya atılan bir taş için bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Açıklayınız. Cevap, suya bir taş atıldığında kıyıya ulaşan, taşın atıldığı noktadaki suyun kendisi değildir. O noktada ortaya çıkan enerji su dalgaları ile kıyıya kadar iletilir. İkinci dalga hareketi her ortamda oluşur mu? Açıklayınız. Cevap, dalga hareketi her ortamda oluşmaz. Hamurun ortasında çöküntünün olduğu yerde kalması, çevreye yayılmaması dalga hareketinin her ortamda oluşmadığına örnektir. Dalga, enerji aktarılmaya uygun esnek ortamlarda yayılır. Üçüncü yukarıda verilen metinden çıkarım yaparak dalga hareketini nasıl açıklarsınız? Cevap, dalga hareketi enerjinin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Esnek bir ortamda oluşturulan şekil değişikliğinin bu ortamda noktadan noktaya yayılmasına dalga hareketi denir. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 82 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.